Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat Sevgili kardeşlerim gece ve gündüzünüz mübarek olsun. Şu anda bir şey anlatacağım da. Şimdi Aklım aklıma akılsızlık yapıyor. Düşüncelerim çok çoğul söylüyorum. Düşüncelerim düşüncemi bozuyor. Niye? Bak, insanın aklı aklına akılsızlık yaparsa, düşüncelerim istikametli düşüncemi bozuyorsa, o zaman şu kafayı aklı yönetmek zor ama çok da kolay, çok da kaliteli olur. O zaman hatırına gelen düşüncelerin oranını nedir? Mesela ben iyi değilim. Kendine dönük bir şey. E, eşim, eşim bana böyle yapıyor. Eşine dönük bir şey dünyaya dönük işte mal mülk edinme, mal sevdası, baş olma sevdası. İmam-ı Rabbin Hazretleri şey çok duruyor. Baş olma sevdası mal sevdalığından berbattır diyor. çok ilginçtir tabii o. Şimdi hatırımıza gelen aklımız aklımıza akılsızlık yaparsa, aklım aklıma bela olursa, düşüncelerim düşüncemi bozuyorsa, eee o zaman hatırımıza gelen ani doğan bilgiler oranlarına nasıl bakacağız, nasıl değerlendireceğiz? O oran, o oran hakkında ben size daha önce zam bilgisinde yaptığım gibi bu oranı ortaya ortaya koyayım. Bak şimdi hatırına gelen sevgili kardeşim yüzde yüz doğruysa eminsen ben eminim olmaz. Yüzde emin olabilmesi için o şey şeriatın dinin demesi lazım. Ben eminim bundan Allah mı dedi ki yüzde yüz eminsin. Trafik kazasında bile yüzde yüz Haklı dahi olsan yüz vermiyorlar. yüzde %90 veriyorlar. Suudi Arabistan'da da öyle. Niye? Seni trafiğe çıkman bir kere ihtimal suç. Çünkü orada olmasaydın o araba kaza yapmayacaktı. Bu da ayrı bir mantık. Mesela sen e, kırmızı ışıkta durdun, yeşilde geçiyordun. Adam sen yeşilde tam geçerken o kırmızı da geçiyor. Sana vurdum. %100 haklısın. Ama şöyle bir mantık da var yani. Vehhabiler çok kullanır bunu. Sen orada olmamış olsaydın kırmızı da geçse dahi o adam kaza yapmayacaktı. Demek ki va var olmak başkasına göre bir e, sorumluluk getiriyor, imtihan oluyor. Eee şurada şunu anlatmak istiyorum. Hatırımıza gelenin %100 doğruluğunda doğru olabilmesi için bunu edileşiri yani kitap, sünnet, icma, kıyas onaylaması gerekiyor. %100. Ben eminim. Değilsin işte. Onun için trafik misalini verdim. O oranları anlatacağım şimdi. Şimdi o oranlardan bahsedeceğim. Bunu bu konuşmanın Detay şeyde nurdersi.com ders sitesinde Zan dersi var zan Şimdi hatırına gelen e, Bilgiler Hatıralar Hayaller e, Düşünceler Onun oranı şudur %100 olursa Doğru Ona şöyle de vahiy varsa içerisinde van, Vahiy onaylamışsa Hiç böyle burada ne Vehim var ne şüphe var, ne ihtimal var, ne zam var. Nedir bu? Yüzde yüz bilgidir. Vahi, vahiy ise. Eğer vahi değilse, beşeriyet iktizası ile bizde ortaya çıkan bilgilerse ki, iştihat bahsinde geçiyor. Risale-i Nur'da 27. sözde geçiyor. Diyor ki, iştihat eden zat isabet ederse iki sebap alır, Edemezse bir sebep alır. Edemediği halde. Yanlış olduğu halde. Niye? Çünkü iyi niyet var. Ama iyi niyet yetmiyor tabi. Şer'i kurallara uyduğu halde. Şimdi hatırımıza gelenlerin bir daha söylüyorum. Doğruluğu %100'ü olan vahiy. vahiy. Vahiy dayalı bilgi %100 doğrudur. Yoksa her düşüneceğinize gelenin %90'ı zanni galiptir. Yani bilgiye bilginin %90'ı zanni galip. Yani zan değil, artık e, bilgi doğruya, bilgiye çok yakın zanni galip. %50 ihtimaldir kafana gelen düşüncelerin. %50'si de şüphe'dir. %1'i de bihim'dir. Yani Sözler 88'de diyor ki tevhüm aldatmamak nefis karışmamak şartıyla. Tevhüm aldatır. Şimdi e, Risale-i Nur'un 88 sayfa yani Sözler 88'de orada çok ilginç şeyi söylüyor. Diyor ki aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan Kuve-i hayaliye denilse ki sana 1 milyon sene ömür ile Saltanatü dünya Verilecek fakat ahirde Mutlaka hiç olacaksın Tevhüm aldatmamak Nefis karışmamak şartıyla Oh yerine Ah diyecek Teessüf edecek Demek en büyük Fani en küçük bir alet Ve cihaz insaniyi do Doyurmuyor hangi cihazı Kuvve-i hayaliye kuvve hayaliye bir şey Teklif ediliyor kuvey hayaliyeye bak dikkat et. Hayal duygusuna bir şey teklif ediliyor. Ne deniliyor? Diyor ki sana bir milyon sene verilecek. Dünya saltanatı da senin olacak. Ama ahir, ahirinde sonunda yok olacaksın. Bunu mu istersin? Yoksa küçük böyle bir meşakkatli dünya ama sonunda ezeli ve bedi olacaksın. Bak onu istiyor, ikincisini istiyor. Birincisini a. Ah, oh demiyor. Ah diyecek diyor. Burada neyi çıkartıyoruz? Kuveyi hayali canlıdır, şuurludur. Ona teklif edildiğine göre ister misin, istemez misin denildiğine göre teklife muhataptır. Kabul etme, reddetme salahiyet ve iktidarına sahiptir. Kuveyi hayali denilse bu aklın hizmetkarıdır bu. Bu red ediyor biliyor musunuz? O zaman aklın bütünlüğü içinde e, hayal e, o bütün resimler resim yani fotoğraf çektiğin zaman bahçenin kedi var, çiçek var, ağaç var, kuş var, kelebek var. O resim bütünlüğü içinde bir parçadır. Ama tek başına hayal canlıdır, şuurludur, teklife muhataptır. Ve ne yaptığını biliyor. Peki o zaman nedir? Hayal. Maziyi de biliyor. Geleceği de biliyor. Ve mazi ile istikbale bakarak halde tercih ediyor. Diyor ki 1 milyon sene sonunda hiç olmayı istemiyor. İstemiyor. Ne kadar istiyorsun? 5-10 sene, 60 sene bir fani ömür. Ama sonunda sonsuzluk istiyor. Böyle istiyor. Demek ki hayalin de iktidarı var, hayalin de ihtiyarı var. Hayal da tercih ediyor, hayal da düşünüyor, hayal da istiyor veya reddediyor. Hayal hayal değil. Böyle acayip bir cihazlarla donatılmışız. Ustad Hazretleri 30. Lema'da söylüyor. Bir de Tabiat Risalesi'nde geçiyor. Öyle bir saray acip olsa ki bu sarayın bir taşı Hindistan'dan, bir taşı Çin'den, bir taşı Doğu Türkistan'dan, bir taşı Filistin'den, bir taşı Cezayir'den. Böyle dünyanın her tarafından getirilmiş malzemelerle yapılmış harika bir saray. İnsan da böyle. 18 bin alemle yapılmış bir sistem. Öyle hayali bildiğimiz gibi değil o. Bir şey şekillendirmek değildir. Kurguladığım bir şey değil. Mustakil bir vücudu vardır kendi başına çalışan bir işletim sistemidir. Buna cihaz diyor ustat, alet diyor. Tamam, bunu doyurmuyor. Şimdi benim diyeceğim şu. Böyle bir hayal var. Kuve-i hayaliye. Kabul edip reddetme özelliğine, iktidarına sahip. Bir de insanda tasavvur var. Yani düşünce sistemimiz var. O düşünce sistemimizin içerisinde tevhüm var. Vehim o doğruyu da der, yanlış da der. Toparlıyorum. O zaman ben iyi değilim. Eşimden şikayetçiyim. Ee, dünya hayatında e, servetim çok olmasını istiyorum. Lider olmak istiyorum vesaire ne istiyorsanız o düşünce ve isteklerinizi tahlil edin. Yüzde bir oraya vehim karışmış yüzde elli şüphe var yüzde elli ihtimal var yüzde doksan zannı galiptir yüzde yüz bilgidir beş tane vehim şüphe ihtimal zannı galip ee, ga, zannı galip yazacaktım galip yüzde yüzde bilgi ha o zaman karşıya da zülmetme eşin hakkında sana gelen düşüncelerini düşün aldatılmışsın büyük ihtimalle Çünkü bak Tevhüm aldatmamak nefis karışmamak şart. bak TVhim aldatıyor ama yemin billah ediyoruz değil işte Gerçi bu tevehüm yani vehim ve hayan ipe benzer bir zat öyle demiş. O iple sağlanırsın istersen kendini idam idam edersin o iple. İstersen sağlanırsın, istersen asarsın kendini, istersen yük taşırsın, istersen araba çekersin vesaire. Aynı şey. O zaman kafayı yönetmek kolay değil. Kafanı yönetirken e, her hatırına geleni doğru zannetme bunları nazara al. Ne o? Her düşüncen, her kanaat, her fikrinde vehimin karışacağını, şüphenin karışacağını, ihtimalin karıştığını, zan galip olduğunu, bilgilerin de olduğunu, beş tane olduğunu unutma. Sonra bunu akıl süzgecinden geçir ve ve e, ee, Risale-i Nur eğer Nur talebesi ise Risale-i Nur. Eğer normal bir Müslüman yani gidiyorsan Edile-i Şeriye denilen kitap, sünnet, icma, kıyas süzgeçlerinden, doğruluk ölçülerinden geçir. Ondan sonra karar ver. Hatırına gelen ben iyi değilim. Kim söylüyor bunu? Ben. İyi olmayan ben Zanneden de ben, isteyen de ben, istenilen de ben, hüküm veren de ben, ben hüküm alan verilen de benim. iyiyim diyen de benim, kötü diyen de benim. Sen kimsin ki? Dert benim, derman benim. Yani kısacası ve kısacasının kısacası, aklın aklına bela olmuşsa, düşüncelerin düşünceni bozuyorsa, neye tutunacaksın ki? İşte bu vehim, şüphe, ihtimal, zanni galip ve bilgiyi bilmemekten bir sürü psikiyatrist hastalıklar ismi altında hükümler koyuyorlar bize. Ee, bir sürü şeyler var, o tabirler var Romca böyle. Yok içeriden çıkmayan evden, yok içeriye girmeyen, yok içine kapalı olan, yok içiyle iç meşgul olmayan Yok başkasıyla meşgul olan bir sürü mi? öyle e, bir sürü şeyler var. Bunları ben şu anda belki bir faydam olur diye sana söylüyorum. E, hemen hatırına gelenle hükmetme, karar verme, imzalama, itham etme, insanlara öyle bakma. Çünkü e, kafanda bir şeytan var ki bak şüphe yapmış, vehim yapmış. Ondan sonra bilgi var. Zan galip de var. Zan galip de var. Bunları nazar al. Beş tane. Bir daha vehim, şüphe, ihtimal, zan galip ve bilgi. Bunlar düşüncelerimize müdahale, hayalimize müdahale, müdahale edebilen bir sistem. Ama çok galiptir ki haberimiz bile olmuyor bir başkasının fikri yani şeytanın vehmin şüphenin ihtimalin zanni galibin ve bilginin ben zannediyoruz. diyoruz her hatırına gelen senin değil sen senin ne zaman olacaksın ki ne güzel demiş Muhyiddin Arabi e, demiş ki o cümleyi bulayım da diyor ki kendimi virgül kendim yitirdim yine bulam kendimi hep olursun ne zaman hep olursun hiç olunca bak hep olursun hiç edince kendini bir daha düz okuyayım kendimi kendim yitirdim yine bulam kendimi hiç olursun hiç edince kendi kendini. Yani kendimi kendi elimle yitirdim. Yine kendi elimle bulacağım. Başkası yardım eder. İtmeyle araba belirli yere kadar gider. Çalışana kadar. Ondan sonra motorun çalışacak. Ne zaman e, hep olacaksın? Hep olursun. Ne zaman? Ustat ne güzel demiş. Hiçliğini bilme nispetinde hep olursun. Bak hep olursun. Hiç edince kendini. Kendi kendini. Ee, bu biraz önce anlattığım bu ihtimalleri nazara al ben iyi değilim kim söylüyor bunu kim şeytan demediğini nereden biliyorsun vehim demediğini vehim neydi ee, olmayan düşünceleri var etmek peki şüphe olmadığını nereden biliyorsun çünkü kafana gelen her şeyin yüzde ellisi şüphe edir Yüzde bir bozuk fikirdir. Yüzde elli de gene ihtimaldir. Yüzde doksan zani galip yani doğruya yakın yüzde yüz bilgidir. Hangisi ne olduğunu biliyor musun? Selamünaleyküm.